Bulduk hocam. Özlemiştik sizi. Estağfurullah, bizler de öyle. Yeniden bu stüdyoda, bu ekranlarda olmak çok güzel. Tabii bir de bugün Kandil, bu vesileyle tüm Türk İslam aleminin Kandil'ini de tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizin de program hayırlara vesile olsun inşallah. Sağ olun, teşekkürler. Yerel diğer bir kanalda ekonomi programı yapıyor Yunus hocamız. Başarıyla yürütüyor. Her çarşamba saat 9'da. İlgili takip ediyoruz. Nasıl gidiyor program? Hocam tabii malum son 1-1,5 senedir yani Türkiye'de ekonomik durum bayağı bir inişli çıkışlı. Böyle olunca durum insanlarda da biraz ekonomi konusunda merak uyanıyor. Hani özellikle bu kur hareketlerinden sonra işte acaba ne olur ne olmaz. Tabii bizim hep söylediğimiz bir şey var. Biz böyle geleceğe dönük işte kısa yoldan para kazandırma dedikleri ya da ne bileyim işte dolar artar, euro artar gibi şeyleri bunu biz değil kimse tahmin edemez. Biz daha çok mevcut durumla alakalı işte vatandaşın duymak istediği ya da çok sıklıkla duyduğu belki ama tam anlam veremediği, çözemediği konularda elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya hocam, çalışıyoruz. Sağlık sektörü de öyle. Hani sağlık da çok popülerdir ya, sürekli her insanın bir sorusu vardır sağlıkla ilgili, ekonomiyle ilgili. Evet, belki hukuki alanlarda da var. Ilgili. Her insanın bir sorusu var gerçekten. Ama bu popüler soruları da işin erbabı kişilerin cevaplaması çok zor. Piyasayı da belki şeye bırakıyorlar. İşte mesela tıpta alternatif tıp gibi. Normal eğitimi bu alanda olmayıp internetin halkın duymak istediklerini söyleyen. İnternetin de bu anlamda aslında bir bilgi kirliliği oluşuyor. Özellikle bazı konularda. Hani insanlar işte çok basitçe oturdukları yerden internetten yazıp hani herhangi bir internet sitesinde gördükleri şeylere çok çabuk inanabiliyorlar. Bu anlamda bu tarz programların sayısının artması, ne bileyim sıklığının artması bence çok önemli. Hani en azından biraz daha İşte bazı o belli başlı hepimizi ilgilendiren kavramları biraz daha bilen kişilerin anlatmasını ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, bu anlamda öncü sizsiniz ama hocam yani hakkınızda teslim edelim. Birlikte yola çıkmıştık Yunus hocayla ama geçen gün bir arkadaşımız sordu, programı takip ediyormuş. Diyor ki bekledim ne zaman söyleyeceksin dolar ne kadar olacak diye. Yani insanlar da hakikaten ekonomi deyince evet maalesef o öyle bir yere sıkışıyor ki ekonomi sadece dolar euro fiyatıymış gibi. O zaman şunu soralım, Amerika'dakiler ne yapıyor? Onlar neye bakacaklar ekonomi deyince? Yani biz biraz popüler kültürün esiri oluyoruz ya her zaman. Maalesef. Sanki ekonomide de popüler kültürün esiri oluyoruz. Ve bir kesim de şöyle düşünüyor, o da çok yanlış bir düşünce aslında. Hani ya benim zaten param yok ki, yani ekonomi bana ne, işte beni ilgilendirmiyor gibisinde. Aslında öyle değil, tam aksine temel ekonomi bilgisi ya da bizim bu konuştuklarımız parası olanların değil. Geçimini sağlamaya çalışan işte kıt kaynaklarıyla zaten iktisat tanımı da bunu söylüyor bize. Kıt kaynaklarıyla o sınırsız ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan insanlar için lazım. Ve biz de bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Evet. O yüzden de tabii yani herkes için ekonomi sloganı da önemli. O zaman şöyle toparlayabiliriz aslında. Zaten parası olan, zengin olan bir şekilde inişli çıkışlı olsa bile hayatını idame ettiriyor. Evet. Ama küçük krizleri bile tahammül edemeden atlatamayacak olan yine dar gelirliler. Evet maalesef. Yani sabit onların gelirli, dar gelirliler. Aslında yani yani halk arasında bizim o 40 kanaat geçinenler dediğimiz yani bu grubun içerisinde belki bizler de varızdır. Ne bileyim daha hani farklı meslek grupları da vardır. Asıl onlar için lazım. Yani çok zengin biri için çok da önemli şeyler değil. Zaten belli bir birikimi, belli bir serveti olan insan için evet hani onlar belki dediğimiz şeyi daha fazla kovalıyor, düşünüyor olabilirler. Hani dolar artar mı, euro artar mı servetini artırmak için. Ama ben bakıyorum hani normal yaşantısını zaten zor devam ettiren insanlar bunu sorunca hani garibime de gidiyor bir taraftan. Hani düşünüyorsunuz ya diyorsunuz ki ya acaba hani belli bir yatırımı var, ya belli bir Türk lirası var bunu bağlamak istiyor. Öyle de değil. İnsanlar zaten 40 kanaat geçiniyorlar. Evet. Bir taraftan da dolar acaba... sohbet olsun diye. Biraz daha evet böyle hani bizim Türk milletinin kısa yoldan zengin olmaya arayışı da her zaman vardır. Hani bizim insanımızda da o alışkanlık oluşur son zamanlarda. Şimdi yabancı marka, yani yabancı derken Türkiye'de üretilmeyen marka telefon ve araba kullananlar sorunca ya işte geçen sene dolar niye oldu, niye böyle yükseldi diye diyorum ki işte sizin yüzünüzden işte otomobil almış veya cep telefonu almış, televizyon almış hepsi yerli üretim olmayan bizim yurt dışından dolarla aldığımız mallar, ithal mallar işte niye dolar arttı? Sizin yüzünüzden arttı çünkü sürekli bizim zaten elimizde olmayan doları işte birçok turizmde mesela alnının derisi çatlayarak Türkiye'ye sokulan o dolarları biz kolay kolay yurt dışından üretim yapmana harcama yaparak dağıtıyoruz. Ve hocam hani bu konularda mesela tasarruf kültürümüz de yok. İşte basit örnekler hani çok hepimizin yaptığı şeyler evimizden çarşıya, evimizden iş yerimize
arabada tek başımıza gidip geliyoruz örneğin. Evet, yani toplu taşıma. Toplu taşıma kullanmıyoruz. Mesela öğrencilerin çok sıklıkla yaptığı, ilk duyunca, ilk bakınca garipmiş gibi gelen otostop denilen olay işte. Aslında ekonomik olarak, makroekonomik olarak düşündüğümüzde ya sonuçta her aracın kullandığı yakıt ithal. Şunun yani kadar önemli belki, yalıtımla ilgili yasa geçiyor ya. Evet, hani mesela niye yalıtımı zorunlu olsun aynen, diye. Aynen, niye işte doğalgaz daha az kullanılsın diye. Sonuçta doğalgaz ithal bir mal ya, arabaların yaktığı benzin de ithal aynı şekilde, mal, aynı şey. Ya bunu biraz daha tasarruflu kullanmak adına da işte ya toplu taşıma yapmamız lazım. Ya da çok gerek olmayan durumlarda, yani işte tek başımıza çok keyfi bir şekilde arabayla bir yere gidip gelmemiz olayı bile bir noktadan sonra savruganlık, yani ithal mal kullanmamız yani evet, için savruganlık onu, diyebiliriz ona. İnanın bu da bu hafta bir derste geçti. Eğitim fakültesinde ekonomiyle ilgili girdiğimiz bir derste öğrencilerle konuşuyorduk. Şimdi öğrenci de şunu soruyor, diyor ki bizim bir otomobile biniyoruz ama mesela devlette o kadar fazla otomobiller kullanılıyor ki. Evet, mesela işte başka ülkelerdeki başbakanlar veya cumhurbaşkanları veya işte o düzeydeki yetkililer, vali, belediye başkanı, artık artırabiliriz bunları. Gerçekten tek başına işe gidip geliyorlar. Evet, belki evet, bisikletle. Evet. Bisiklet çok yaygın. Bizde mesela caddeler, sokaklar kapanıyor. Yani maalesef. Ve 4-5 araba, 4-5 otomobil geçiyor gibi. Ve tümü milli servet yani bunların. Araç alıyoruz ithal, yakıt koyuyoruz ithal. İşte bunu tek başımıza kullanıyoruz. Belki evlerde ikinci, üçüncü arabalar var. Ya tabii ki hani bunun şöyle bir şey de akla gelmesin. Yani o sosyalist, komünist bir yapı değil bu. Yani tabii ki insanlar özel mülkiyet hakkına sahipler. İstedikleri kadar alırlar ederler. Fakat yani bir noktadan sonra hani hep kilitleniyoruz ya, ya neden bu hale geldik işte, nasıl çıkacağız bu işin içerisinden? Maalesef ki bu enerji konusunda ya da çok sıklıkla kullandığımız işte bu otomobil, teknolojik alet konusunda kendi kendine yeten bir ülke değiliz. Yani tam aksine net ithalatçı bir ülkeyiz. Peki toplu taşıma kalitesi nasıl? Yani Avrupa insanı toplu taşıma kullanıyor. Evet. Çünkü toplu taşıma kullanınca belli bir kalitede seyahat edebiliyor. Evet, yani insanlar biz araçlarıyla eder gibi aslında seyahati. Toplu belki daha hızlı. Belki daha hızlısını, daha konforlusunu. Hocam yine geçen sene bu stüdyolarda konuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Bu belediyenin almış olduğu neydi onlar? Bu Elbüs, Elbüs'tü evet, sanırım. Evet, evet, evet. Hani biz onu evet ilk bakışta nasıl değerlendirdik? Ya dedik ki evet, Elazığ'da böyle bir problem var. Hani belki birçok şehirde var. Biz Elazığ'ı daha çok yaşadığımız için toplu taşıma kalitesinin artması İnsanları belki daha fazla kullanmaya teşvik edecek. İşte insanlar arabaları yerine toplu taşımayı da tercih edebilirler diye düşündük. Fakat işte onda da sanırım başka problemler çıkmış. Şu an onlar kullanılmıyormuş bildiğim kadarıyla. Yani daha iyisini yapalım derken daha kötü hale gelinmiş ekonomik olarak. Yani bu bir süreç. Evrile ya, evrile mutlaka yani en iyiye doğru gidecek. En iyiye doğru gidecek ama o anlamda mesela Türkiye genelinde de problem var ama Elazığ'da toplu taşıma kalitesi maalesef istenilen seviyede değil. Yani bunun içerisinde işte otobüs, minibüs için düşünecek olursak içerisinin doluluğu işte en önemli insanların çekindiği şey böyle sırt yani sırta üst üste. Yani trafik polisleri ceza yazabilir rahatlıkla. Tabii tabii tabii. Yani ayakta aslında yolcu taşıma ile ilgili kısıtlayabilsek var. Evet belki biraz önüne geçeceğiz ama şu noktadan sonra bir şey de diyemiyorsunuz insanlara. Evet o şekilde eziyet içerisinde seyahat edeceğime işte 2-3 lira daha fazlasını arabamla giderimi tercih ediyor insanlar. Bunu da totalde düşündüğümüzde yani biz büyük nüfuslu bir ülkeyiz. Bazı şeyler küçük gibi gözüküyor ama işte 80 milyon nüfuslu bir ülkesiniz. Bunun 40-45 milyonunun minimum belki evet, daha fazla otomobil kullandığını düşünürsek. Evet, ki iş gücü diyelim bunlara. Hani sürekli ya iş gücü ya eğitim gün içerisinde yer değiştiriyor. Sürekli yer değiştiriyorsunuz. İşte toplu taşımayı bir şekilde özendirmeniz lazım. Bir şekilde ya daha hızlı ya işte daha refah içerisinde seyahat edeceğinizi anlatmanız, bunu da ispatlamanız lazım ki insanlar tercih etsinler. Bu olmuyor. Bu olmayınca da bir şey de diyemiyorsunuz insanlara. Gün geçtikçe böyle bir tüketim canavarı bir toplum haline geldik. Evet. Bu büyüyerek de gidiyor maalesef. Sıkıntı şu ki insanlar alıştıkları şeylerden de vazgeçemiyorlar. Tabii. Bunun için gerçekten ciddi bir direnç gösteriyor. Yani bu konuda da işte düzenleyicilerin bir şekilde aktif rol alması gerek. Mesela yine geçen sene konuştuğumuz konulardan poşet tüketimiyle ilgili evet, evet, hatırlarsanız. Evet. Yani konuya çok başka yerlerden bakmayı da demek ki seviyoruz. Sanki oradan hani bir devlet gelir kapısı veya oradaki markette bir gelir kapısı olsun diye getirilmiş gibi düşünülüyor. Sanki biraz diğer tarafından baksak hani işte bu plastik çevreyi, evet daha evet, çevreci bir kanunmuş gibi görebilsek belki vatandaş da biraz daha yardımcı olabilecek. İyi anlatılması lazım. İşte hocam yani zaten birazdan da bahsedeceğiz. Aslında bu ekonomik yaptırımlar ya da politikalar diyelim.
Yani bir hükümetin işte bir ekonomi yöneticisinin uygulayacağı politikaların içerisinde hani yazılı olmayan, tamam işte kağıt üstüne baktığınızda ne bileyim ilk ayaklarına gelir faiz düşürdük. İşte kredi vadelerini uzattık. Bunlar evet gözle görülür ekonomi politikasının araçlarıdır belki. Bir de gözle görülmeyen aslında ekonominin bir algı yönetimi var. Yani bu tüketici davranışlarını etkileyen, işte insanların beklentilerini etkileyen, bu beklentilerinin de eyleme dönüşünü etkileyen. Yani bu da aslında gözle görülmeyen üçüncü bir ayağı olmuş. O zaman şöyle diyebiliriz aslında. Biz ekonomi politikalarını maliye politikası ve para politikası olarak evet. öğrendik, öğrettik. Hep böyleydi Fakat bu. Bilişim çağında artık insanlar birbiriyle etkileştiği için sosyal medya aracılığıyla birilerinin ekonomiyle ilgili söyledikleri onların yol haritası çizmesine sebep oluyor. Tabii. Takip ettiği köşe yazarı tabii. veya izlediği bu tip programlar, evet, belki de sokakta karşılaştığı arkadaşı. Kesinlikle yok. Yani bu psikolojik durum çok açıdan hani üreticiye etkiliyor. Hani eğer konuya çok vakıf değilse, üretici eğer önümüzdeki süreçle ilgili daha kötü bir senaryo varsa gözünün önünde, ister istemez daha tedbirli davranmaya çalışıyor. İşte yatırımını kısıyor, işçi çıkartıyor, işte tedbirini alıyor. Aman işte stoğum artmasın, elindekini satayım. Tüketici diğer taraftan işte açıp televizyonu izlediğinde ya çok kötü bir senaryo ile karşılaşacağını düşünmeye başlarsa tüketmekten vazgeçiyor. İşte ne bileyim, evet tüketimimizi dizginlememiz lazım, şudur budur diyoruz ama bir taraftan da tüketimin çok düşmesi de aslında hani büyümeye büyük risk. Tabii evet. o da başka bir risk teşkil edecek. Çok kötü senaryo, çok kötü bir senaryo çizildiğinde insanlar bu beklentiye girdiklerinde hakikaten o süreçte ilerliyorsunuz. Hani bu şeye benziyor. İşte 2000'li yıllarda o 2001 krizinden sonra özellikle birçok işte Türkiye'de 30 küsur bankanın battığını biliyoruz. Bir banka o yıllarda niye batıyordu işte? İnsanlar gazetede, televizyonda, haberlerde işte A bankası durumu iyiye gitmiyor. Bu haberi aldığında o bankada parası olan insan ne yapar? Çok insani evet. bir refleksle parasını çekmeye gider. Bir bankanın tüm müşterisi de aynı gün parayı çekmeye çalışırsa o banka zaten batardı o evet. yıllar için. Şu an öyle bir şey çok mümkün değil de. İşte ekonominin geneli de böyle bir şey aslında. Yani bu kötü algı devam ettiği sürece ya da insanlar bu kötü senaryoya kendilerini alıştırdığı o sürece... O zaman şöyle bir şey geliyor akıllara. Çünkü ciddi şekilde ekonomi söylemleri ikiye ayrıldı son 1,5-2 yıldır. Yani birileri gerçekten sanki olduğundan daha iyi, birileri de gerçekten sanki olduğundan daha kötü evet, göstermek maalesef. İçin sanki bir de çaba sarf ediliyor ekstra. Yani olduğundan daha iyi göstermeyi biraz şimdi açıkladık aslında. Evet. Yani bir şeyin iyiye doğru gitmesi için siz onunla ilgili iyi temenniler aşılamak zorundasınız topluma. Ki herkes aslında iyi diyebilsin. Bunun aksini düşünelim o zaman. Kötü veya olduğundan daha kötü göstermede sanki bir art niyet de var. Hocam şimdi geçen gün bir anket sonucuna baktım. İşte Türkiye'de en çok güvenilen kurum ve kuruluşlar diye. Şimdi orada en dikkat çekicisi bir defa yargı çok aşağılardaydı. O konumuzla alakalı değil ama hani insanın ister istemez aklına geliyor. Çok uzun yıllar boyunca Türkiye'de en güvenilir kuruluş, en güvenilen kurum orduydu. Ordu da 3. ya da 4. sıradaydı. 1. sıra Cumhurbaşkanıydı. Ki hakikaten günümüz şartlarına baktığımızda evet toplum işte ne bileyim Merkez Bankası'na ya da Ekonomi Bakanlığı'na ya da başka maliye eskiden şu an artık onlar birleştiler de bir bakanlığın açıklamasına itibar etmeyebiliyor ama Cumhurbaşkanı ne dediğine hakikaten toplumumuz itibar ediyor. Yine orada dikkat çekici medya 5. ya da 6. sıradaydı. Şimdi demek ki belki de olun hani evet. Belki de olması gerekir. Evet. Yani insanlar medyadan ya da bir bakanın açıklamasından ziyade şu an Türkiye'de Cumhurbaşkanına inanıyorlar. O nedenle de aslında ben Cumhurbaşkanının bu konulardaki açıklamalarını önemsiyorum. Yani bazen evet teoriye uymayan ya da söylediğinde abartıymış gelebilecek şeylerin aslında altında bu algıyı oluşturmanın olduğunu düşünüyorum. Hani tam da az önce söylediğimiz gibi ne Cumhurbaşkanı çıkıp da evet iyiye gideceğiz. İşte enflasyon tek haneye düşecek. İşte faiz oranı faizi düşürdüğümüzde şu olacak. Evet, evet baktığınızda bunların bir kısmı iktisat teorisiyle uyuşmayabiliyor. Ama o algıyı oluşturmak anlamında şu an Cumhurbaşkanı'nın açıklaması Türkiye'de medyadan da daha kuvvetli, daha karşılık buluyor. Evet. Bakandan da daha O zaman kuvvetli. Şunu kabul etmek lazım. Yani ikimiz herhalde aynı kapıya çıkıyoruz. İyimser tablo çizen Cumhurbaşkanı veya hükümet yetkilileri aslını bilmiyor değiller. Tabii, yani onlar aslında işin tüm çerçevesinde bizden daha hakim. Mutlaka. Mesela resmi gazete yayınlanan Cumhurbaşkanlığı ekonomik görünüm evet. 400 sayfalık evet. Döküman var. Bu dökümanı biz okuyoruz okuyucu olarak. İlgili yerler bunu hazırlıyor. Hazırlıyorlar. Aylarca yani belki uğraşıyorlar. Evet yani bizim onların uzmanlığını küçümsememiz hiç doğru olmaz. Tabii yani ki. Ben onların şunu
bizim kadar yorumlayabildiğine en az kesinlikle mutlaka, eminim. Mutlaka tabii canım. Şimdi bu işin bir mutfağı var orada yani. Evet. İyimser beklentilerden o zaman biz şu sonucu çıkarabiliriz. Tamamen algı dediğimiz olay, kabul ediyoruz ki ekonominin yönetilmesinde bu çok önemli. Çok çok çok. Ya bu son yıllarda oldu ama onu da belirtmek lazım mesela. Çünkü bilişim çağı işte tabii, sürekli. Ha, sosyal medya, işte internet, televizyon bunlar yaygınlaştığı için yani 2000'li yıllarda ortaya çıkan bir olay bu. Yani 1929 krizinde böyle bir şey yoktu. Çünkü o yıllarda dünyada internet kullanan sayısı belli. Sosyal medya diye bir şey yok. Ya da işte yine yakın zaman 2008 krizi var. 2008 krizinde yine bu kadar etkili değildi. Yeni yeni, özellikle Türkiye için düşünecek olursak sosyal medya yeni yaygınlaşıyor. İnternet işte 90'lı yıllardan sonra başlamış. Bir de bilinirlik de o kadar yok belki. Tabii farkındalık yok. Ekonomi nedir, faiz nedir, enflasyon tabii, nedir? Tabii kimse ilgilendiği konular değil. Toplumun belki büyük kısmı yani, haberdar değil, ilgisini çekmiyor. Hocam 90'lı yılların gazete manşetlerinde işte faiz indirimi falan yoktur. He. Bir enflasyon vardır. Bir enflasyon vardır aynen. Evet. O da yani çok bilindiği için değil yani. Çok yüksek olduğu için 90'lı yıllarda %150'ler falan var. Hani hakikaten çok absürt temel bir problem. Evet. Tabii ya, ciddi bir problem ve çok ciddi şekilde yüksek enflasyon oranları. Yani bu bilişim çağıyla beraber işte bu sosyal medya, internet, bilgiye daha hızlı ulaşma imkanı arttıkça bunlar biraz daha önemsenmeye başlandı. Bugün hiç gazete okumanıza bile gerek yok. İşte sosyal medyaya girdiğinizde belli başlı birilerini, işte birkaç ekonomist var, bunları takip ediyorsanız zaten TÜİK açıkladığı anda enflasyon oranını öğreniyorsunuz. Evet evet işte, yani bildirim geliyor işte. Anında bildirim geliyor. Evet. Yani büyüme oranı açıklandığı anda her yerde görüyorsunuz ve bunlar gazetelerde manşet oluyor, işte televizyonlarda haber oluyor. Bu anlamda evet artık bir üçüncü ayağı oluştu ekonomi politikasının. Beklenti politikası diyorlar buna. İşte bu da maalesef o kadar özgür bir platform ki, maalesef kelimesi doğru mu bilmiyorum ama rahatlıkla iyi veya kötüye evrilebiliyor. Yani birçok takipçisi olan ABC şahısları ekonomiyle ilgili bir anda kötü bir algı gündeme getirdiklerinde bunun piyasalarda karşılığı oluyor. Evet, maalesef. Bu işte kolay yönetilmediği anlamına da geliyor aslında ekonominin. Maalesef. Ya hocam hep diyoruz ya mesela biz kendimizi işte Avrupa Birliği üyesi ülkelerle kıyaslıyoruz zaman zaman. Hatta birçok konuda. Ya bir defa hani hep şunu söyledik. O ülkelerden en ciddi farkımız, yani Avrupa Birliği üyesi dediğimiz ülkelerin ciddi bir kısmı 5 milyon, 6 milyon, hadi bilemediniz 10-12 milyon nüfuslu. Şimdi sayısal azınlığın şöyle bir rahatlığı oluyor merkezi yönetim için. 12 milyon nüfuslu bir ülkede bazı şeyleri daha doğru şekilde yoluna koyabiliyorsunuz. Yani daha çabuk derleyip toplayabiliyorsunuz ama şimdi 80 milyon nüfuslu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani alan çok geniş, nüfus çok fazla. Özellikle bu medya aracılığıyla İnsanların birbirlerine bu bilgiyi ulaştırması, işte algı oluşturma şansınız çok yüksek. Amerika ile kıyaslayalım diyoruz. Tabi orada da bu tezi çürüten Amerika bu sefer 250-300 milyon nüfuslu evet. bir yer. Onlar Çin nasıl, var, Hindistan işte var. Çin, Hindistan evet. bizden çok daha büyükler. Onlar nasıl yapıyorlar? Ama onların tabi biraz daha kurumsal. Ama Trump şöyle yapıyor mesela. Ki bence bu bir icazet gibi de olabilir dünya siyaset arenasında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptığı uygulamalar diğer liderlere de örnek oluyor. Evet. Mesela şu an Trump ülkeyi hani hep bununla tiye alınıyor bu anlamda ama ülkeyi Twitter'dan yönetiyor diye. Evet. Ama doğru evet. olanı belki de o. Çünkü ülkeyi de hatta dünyayı belki yani uluslararası ilişkilere de işte son olayda gördüğümüz gibi işte bir daha tweetle, direkt daha doğrudan mesajlar. Evet. Yani nihai tüketiciye yani nihai bireylere çok daha direkt aracısız bir şekilde ulaşabiliyor. Yani sosyal medya aslında o zaman şu an şunu söyleyebiliriz. Para politikası, maliye politikası sanki yavaş yavaş biraz daha kitaplarda kaldı. Evet. Beklentileri asıl yönlendiren sosyal medya. Sosyal medya özellikle bu konuda çok etkili. Gün geçtikçe de büyüyerek gidiyor. Yani belki 10 yıl sonraki iktisat kitaplarında hani az önce dediğiniz o para ve maliye politikasının yanına bu beklenti politikası işte ya da ki var. Sosyal medya hani yine yerini aldı. Yavaş yavaş alıyor. Belki 10 yıl sonra çok önemli duruma gelecek. Evet. Yani artık bir işte faiz indirme kararından daha etkili bu algılar olacak. Ya yani bu önümüzdeki 10 yılda 20 yılda bilmiyorum belki daha kısa sürede göreceğiz bunu yani. Evet biraz genel ekonomik görünüme bakalım. Yani piyasalar iyiye gidiyor gibi. Tahminimizden daha iyi kapatacağız 2019'u. YEP, önce bir YEP'i konuşalım. Yani bu ekonomi programını genel olarak biz geçen sene biraz iyimser bulmuştuk. Nasıl gitti? YEP'e göre kıyaslarsak 2019. Yani şimdi hocam bir defa çok facia bir 2018 yılı atlatıldı. Yani bütün makroekonomik verilere bakıyorsunuz. İşte enflasyonundan büyümesine,
işsizlikten gayri safi yurt içi hasıla, kişi başına gelire. Evet, üretim, yani, kapasite üretim, kullanım oranları hepsi. Yani hemen hemen hepsinde olumsuz bir tablo vardı. Yani borçlanmalar, kamu borcu. Belki bir daha hatırlamak istemeyeceğimiz bir ekonomik olarak bir daha hatırlamak istemeyeceğimiz bir yıl olarak duruyor. Şimdi bir defa şu etkiden bahsetmek zorundayız. Zaten o kadar kötü bir yılın üzerine yani daha kötüsü çok daha büyük problemlere yol açardı. Yani şöyle düşünelim. Hani bir yüzlük 100 puan üzerinden girdiğiniz bir sınavda eğer ilk girişinizde 20 almışsanız bunu 40'a 50'ye çıkarmanız evet puan artışı olarak belki 30 puan 40 puan artırmak gibi gözüküyor ama sonuçta yine 50 aldınız ya da 60 aldınız. Asıl önemli olan 60-70 alıyorken hani 90'a 95'e çıkarmak. Şimdi 2018'li yılına evet 100 puan üzerinden girdiğiniz bir sınavda işte 20 almış bir öğrenci gibi düşünebilirsiniz. Bunun üzerine hafif bir eklemeyle, hafif bir çalışmayla 50-60'lara çıkmanız gerekiyordu ki halen daha potansiyelimizin gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan evet şu da var. Belki o algılar daha kötüye gitseydi durum daha facia hale gelebilirdi. Çünkü 2018'in başında ilk iki çeyrekte özellikle tablo bu kadar olumlu değildi. Daha kötüye gideceğini öngörenler de vardı hatta. Ama yani çok şükür ki yani durum biraz daha kontrol altına alındı. Tablo biraz daha iyiye doğru gitmeye başladı. Tabii şunu görmezden gelemeyiz. İşte bakıyorum mesela önümdeki tabloya. 2018 yılı sadece Türkiye için değil, dünya ekonomisinde de problemli bir yıl. Ya dünyada da tüm ülkelerin işte bugün Çin dediğimiz... Bu da tamamen beklenti meselesinde bir örnek. Yani Amerika ve Çin bir anda ipleri gerince tabii. Dünyanın geri kalan tümü kendi iç dünyalarında pek bir problem olmasa bile tabii. Ekonomik argümanlarıyla ilgili pek problem yaşamasalar dahi dışarıda esen bu olumsuz rüzgarlar o ülkeleri de etkilemiş oluyor. Ya tabii işte bu süreçlerden gelişmekte olan mesela, ülkeler daha fazla etkileniyor Türkiye gibi. Amerika, Japonya, Avrupa bölgesi, tüm Avrupa bölgesi, Almanya bunlarla ilgili özel rakamlar konuşulduğunda hemen yani, hepsinin 2018 yılına göre 2019'da bir tık daha durgunlaşacağı evet, öngörülüyor. Yani işte ABD'de 2018 2.3, 2019 1.7'ye düşecek diyor büyüme, beklenen büyüme oranı. Japonya'da aynı şekilde, işte Euro bölgesi aynı şekilde. Yani az da olsa, küçük farklarla da olsa Almanya'da biraz daha fazla bu fark. 2019 yılında büyüme oranlarında bir geriye geliş bekleniyor. Türkiye için de 2019 yılı için beklenen işte %0.5 gibi büyüme bekleniyor evet. Ki belki evet. İşte ama bizim ilacımız Fed'in faiz kararları oldu biraz da. Yani bize dışarıdan sıcak evet. Sermaye gelmesi için biz ne yaparsak yapalım. Tabii. Fed'in faiz indirimi kadar etkili olmazdı. Yani bizim içeride Merkez Bankası'nın verdiği karar bu işi %5, %10 etkiliyorsa evet. Fed'in orada verdiği bir karar %50, %60 etkiliyor. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Şimdi yıl sonu yaklaştıkça evet özellikle enflasyon konusunda olumlu bir hava var. Yani bizim 2018'in sonunda en büyük, en kötü senaryo şuydu. Çok yüksek enflasyon yaşıyorduk. Diğer taraftan büyüme özellikle o iki çeyrekte negatife dönmüştü ki bunu yine geçen sene tanımlamıştık slamflasyon diye. Hani şöyle bir farkı var. Mesela gelişmiş ülkeler 2018'in sonuna doğru resesyon yaşadılar. Hani resesyonla slamflasyon arasındaki fark, resesyon evet gelişmiş ülkelerde enflasyon vardı ama bizimkisi kadar evet. Yüksek değildi. Düşük enflasyon. Yani düşük enflasyonla beraber durgun. Büyümede durgunluk yaşadılar. Biz hem büyümede durgunluğumu yaşadık hem de yüksek enflasyon. Yani geçen sene %22, %23 civarı bir enflasyonumuz vardı. Yani en kötü Tüfe'de. Senaryo da oydu. Üfe daha yüksekti. Üfe çok daha yüksekti. Şimdi bu yıl enflasyon toparlanıyor. Özellikle son iki aydaki gelen rakamlar. Ha bu noktada evet TÜİK'in açıkladığı rakam belki vatandaşı tatmin etmiyor ama çünkü hakikaten ciddi bir infial var yani. Onu da şöyle bir açıklayalım parantez açıp. Sınıfta yine soruluyor. Belki seyircilerden de merak edenler olur. Şöyle bir algı oluyor. Diyorlar ki işte enflasyon düştü deniyor ama hiç fiyatların düştüğünü görmedik gibi. Evet. Burada da şunu dikkate almak lazım. Geçtiğimiz sene varsayalım bir ürünün fiyatı 10 TL olsun. %50 enflasyon yaşanırsa 10 liralık bir ürün 15 TL'ye yükselecek. Bir sonraki sene %50 enflasyon %30'a düştü varsayalım. Enflasyon düştü mü? Evet düştü. Ama hala enflasyon var mı? Var. Evet hala enflasyon tabii, var. Tabii. O zaman bu 15 liralık ürün %30 zamla 19,5 liraya gelecek. Fiyatlar artmaya devam ediyor mu? Tabii. Evet. Yani o zaman bizim şu algıyı da yıkmamız lazım. Enflasyon düşerken fiyatlar düşmeyebilir, düşmez. Ya zaten hani fiyatların yapışkanlığı dediğimiz şey de aslında hocam. Bir diğer açıklama da o olabilir. Yani fiyat çıkarken çok rahatlıkla çıkıyor. Çıkar da bu yani sadece Türkiye üzerinde bir durum değil. Bir malın fiyatı çıkarken daha hızlı çıkar. Net kalır.
Mesela ham madde fiyatı girdi, fiyatları düştükçe o fiyat hemen geriye gelmez. Yani fiyat yapışkanlığı denmesinin sebebi de o zaten. Fiyat çıktığı yüksek yerde yapışıp kalır. İşte bu elektrik ve doğalgaza gelen zamlar sonrasında üretim maliyetleri %40 arttı. Evet. Bunlar piyasaya yansıdı. Sonra dolar geriledi, petrol fiyatları geriledi. Ama o fiyatlar düşmedi. Yani evet, orada vatandaş belki o ayrımı çok yapamıyor ama yani biz, fiyatlar geçen sene %25 artıyordu. Bu sene %8 artıyor, %9 artıyor. Ama artmaya devam ediyor. Artmaya devam ediyor. Enflasyon daha düşük bir oranda artmaya devam ediyor. Evet, o kadar fazla artmıyor. Geçen seneki kadar fazla artmıyor. Bir de şu çok konuşuldu geçtiğimiz haftalarda, baz etkisi. Evet hocam. Orada da bir onu da açıklamak gerekir. Geçen sene Türkiye'nin yaşadığı enflasyon krizinde tavan yaptığı ay %6.5 ile Eylül ayıydı sanırım. 6.5 ile tavan yaptı. Biz şimdi Eylül ayı enflasyonları açıklandığında bu ayın Eylül ayının enflasyonu bu yılın Eylül ayı enflasyonu bir önceki yılınkinden daha düşük olduğu için varsayalım %1 o civarda bir anda %5'lik ani bir düşüş oluyor. Biz buna baz etkisi diyoruz. Yani sürekli bir yıllık periyotlarda enflasyon ölçüldüğü için bu bir yılın bitimindeki ay yani bize göre en son ay %6'lık, 6.5'luk enflasyonun pik yaptığı bir aydan biz bir anda kurtuluyoruz. Hep 12 ay geriye gittiğimiz için bir anda bu ay geride kalıyor. Evet. Ve dolayısıyla ciddi bir ani düşüş yaşanıyor. Biz de buna baz etkisi diyoruz. Yani enflasyonun tanımını gerçekten hani çok basit fiyatlar genel seviyesindeki artış diyoruz ama biraz daha inceleyince çok farklı bir dünya olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yani mesela hayat pahalılığı farklı bir şeydir, enflasyon farklı bir şeydir aynı şekilde. İşte bu özellikle bulunduğumuz ay, işte Kasım, Aralık aylarının baz etkisiyle. Ama bu baz etkisinin de artık sonuna geldiğimizin farkındayız. Yani muhtemelen Ocak ayından itibaren enflasyonda tekrar bir kıpırdama bekleniyor zaten yukarıya doğru. Evet. Yani evet, 2009 yılı için %8,5, %9 arası bir şeyle tamamlayacak gibi gözüküyor. Tekhanede hani geçen bakanın da açıklaması öyle zaten. Tekhanede bitirebiliriz diyor. Çok büyük bir ihtimalle tekhanede bitecek. Ha, vatandaş TÜİK açıkladığında inanmıyor. Evet, haklı. Şu anlamda haklı. Fiyatlar halen de artıyor çünkü. Çünkü enflasyon hala var Türkiye'de. Var. Evet. Ha, geçen sene çok artıyordu. Bu sene biraz daha az artıyor. Fark bu. Bu arada tekhaneli %8, %9'luk rakamlar yine bize böyle oh be tekhaneye indik. Tabii. Dünya ortalaması 3.6 görünüyor. Evet, dünya 3.6. Gelişmiş tüketici ekonomiler fiyatları. 2. ABD'de 2.4, işte evet. Avrupa Birliği ülkesi, üyesi yani, ülkelerde 1.8 yani. AB kriterlerini geçen programda konuşmuştunuz evet. Sevgili Aytaç Hoca'yla. Evet. Hani biz ne kadar uzağız diye. Tabii yani hani enflasyon konusunda bizim %8-9'lu enflasyonlara şu an seviniyoruz evet, ama. İyi dediğimiz 8-9'u hala dünya ortalamasının özellikle Avrupa Birliği'nin çok gerisindeyiz. Tabii çok üstündeyiz halen daha. Yani şöyle düşünmek lazım. Evet. 2018 yılında çok kötü bir duruma doğru ilerliyorduk. Şu an o kötü gidişatı biraz durdurduk. Yani yoksa şu an bu tabloya bakıp da ya işte Türkiye ekonomisi uçuşa geçti, işte her şey atlatıldı falan diyemeyiz. Yani biraz gerçekçi olursak eğer. Evet, kötü gidişatı biraz dizginlemiş gözüküyoruz. Ama şimdi şöyle bir çelişki de oluştu hocam. Şimdi yine dönem sonu yani 2019 yılı sonu verilerine bakıyoruz. Evet, cari dengede, cari açıkta bir azalma var. İşte bunu da neye bağlayabiliriz? Özellikle kur artışından kaynaklanan. İşte kur arttığı için ne oldu? Bizim ihracat gelirlerimiz arttı. Çünkü biz dünyaya malı dolar euro cinsinden satıyoruz. İçerideki işte doların euronun TL karşısındaki değeri arttığı zaman daha fazla gelir elde etmiş oluyoruz. Ucuzluyor. Türk malları ucuzluyor. Ha, Türk malı ucuzluyor. Daha çok dünyaya mal satmaya başlıyoruz. Daha fazla satıyorsunuz. Daha çok turist geliyor. Yerde 10 euroya yiyeceği yemeği burada 2 euroya yiyor. Ya işte bugün yiyor. Şimdi evet. Bir örnek verdi Elazığ'da lüks bir lokantada 2 kişinin işte 90 liraya yemek yemişler örneğin. Evet, 12-13 euro. Ha, bir Alman geldiğinde ama 12-13 evet. euro kendi parasıyla 12-13 evet. para vermiş olacak. 2 kahve içse belki 12-13 euro ödeyecek. Kendi ülkesinde 2 evet. kahve parası muhtemelen. İşte bütçe açığımız yalnız halen de artmaya, açık vermeye devam ediyor. En büyük ediyor. Problem o şu an. Maalesef 2018'de çok ciddi bir bütçe açığı vardı ki Merkez Bankası'ndan bir aktarım oldu. Evet. Şu ona rağmen ciddi bir bütçe bir açığı vardı. Evet. Evet. 2019'da bütçe açığı maalesef artarak devam ediyor. Para basmaya eşdeğer bazı çözüm önerileri var masada. Yani bizim bütçe açığı şu an en büyük problemimiz. Maalesef. Ama şöyle bir haklılık payı var. Hani biz dedik ya kimse tüketmezse ekonomi ne kötüye olacak? Gider diye. Tabii.
Yani kamunun da üzerinde ciddi bir sorumluluk var. Özel sektörün geriye çekildiği kriz yıllarında kamu piyasayı finanse etmek zorunda. Yani kamu bu parayı harcıyor, israf ediyor, çarçur ediyor, bir seçenek, bir eleştiri olabilir. Ama diğer taraftan özellikle kriz olduğu yıllarda herkes ekonomiden çekilirken kamu da çekilirse o zaman krizin derinleşeceğini öngörüyoruz. Yani tabii, şu an kamu harcamalarının ümit ediyorum ki verimli şekilde yapılıyordur. En verimli şekilde yapılıyordur. Tabii o da çok önemli. Yani sadece adı kamu harcaması olsun diye. Yani dünyanın tümünün incelendiğinde kriz yıllarında gerçekten özellikle işte Keynesyen politikalar neticesinde kriz olan yıllarda kamu harcaması artıyor. Bir nevi bir abi gibi baba rolünü üstleniyor devlet. Tabii. Şimdi zaten hocam dünyadaki krizlerde de bu durum var. Yani bakıyorsunuz işte en büyük hani büyük buhran diye adlandırdığımız 29 krizine. İşte 29 krizinden sonra çözümü maliye politikalarıyla bulmuşlar ki doğrusu da o. Çünkü tüketim inanılmaz talep düşmüş canlanması durumda. Gerekiyor. Talep yok, sıfırın altında. Maliye politikalarına yüklenmişler. Nedir işte? Kamu yatırımını artırmışlar, kamu harcamalarını artırmışlar. İnsanlar daha fazla tüketsinler diye. Ve bakın 29 krizi çok büyük bir kriz. Yani belki dünya tarihinin gördüğü en büyük krizdir. Ama o yıllarda belki de işte az önce bahsettiğimiz sosyal medya, iletişim, şu bu gibi şeyler olmadığı için ve doğru şeyler işte maliye politikası uygulanarak 7-8 yılda bunun etkisi atlatılmış dünyada. Devamında bakıyorsunuz böyle dünyayı yine çok ciddi şekilde sarsan işte 2008 krizine, bu en son dünyada finans krizi, finans krizine. Tabii arada şu farklılığı da göz ardı etmemek lazım. İşte 29 yılında yaşanan kriz o yıllarda dünyada sermayenin hareketliliği biraz daha az. Çarpan etkisi çok düşük. Çok düşük yani tabii. Bir de o iki kutuplu dünya dediğimiz işte bir tarafta Amerika'nın bir tarafta Sovyetler Birliği'nin olduğu. İşte o Sovyetler Birliği üyesi ülkelerinde biraz daha o otarşik yapılar, dışa kapalı yapılarından dolayı hiç zaten dünyanın bir kısmıyla alışveriş yapmadığı bir durum. Tabii 2008 yılı öyle bir yıl değil. Yani 2008 yılına kadar özellikle 1950'lerden 60'lardan sonra dünyadaki o işte liberalleşme hareketi, küreselleşmenin etkisi, globalleşme, işte ülkelerin birbirleri alışverişi daha fazla, daha sıklıkla yapmasından sonra tüm dünyayı sarsan bir kriz. Mesela 2008 krizinden sonra para politikası öngörülmüş. Evet doğru kısmen ama şu kısmı eksik kalmış. Yani sadece para politikasıyla çözmeye çalışıldığı için o maliye politikası kısmı da eksik kalmış. O yüzden de 2008 krizinin etkisi aslında dünyada hala devam ediyor. Evet yani bu 2018 yılında yaşanan durum biraz da oranmış. Çok konuşulan şeylerden biri. Onu da yine bir üzerinden geçmekte fayda var. Birazdan işsizliğe değiniriz. Maliye ve para politikalarının birbiriyle çelişkili olarak kullanılması eleştirisi çok yapıldı. Evet, Türkiye'de geçen yıl Türkiye'de. Çok yapıldı özellikle. Yani biz bir taraftan faizi düşürüyoruz. Evet. Faizi düşürürken, dizginlemeye çalışırken diğer taraftan da ekonomiyi canlandıracak hamleler yapılıyor maliye politikası olarak. Evet. Yani buna ne dememiz, nasıl okumamız gerekir yani bu işi? Yani şimdi geçen sene özellikle hocam işte bu hareketlilik başladı 2018'in 6. 7. ayında devamında. Bir taraftan işte enflasyon çok yükseliyor diye bir sıkı para politikası uygulamaya başladık. Para politikasını sıklaştırdık. Yani işte bir faiz artırması oldu orada bir taraftan. Hani para arzını biraz daha kontrol. Rekor şekilde dünyada ikinci tabii, faiz ödeyen ülke olduk. Aynen. Diğer taraftan ama büyüme de düşme olmasın diye yani ekonomik büyümeyi de gerçekleştirebilmek için genişletici maliye politikası uygulandı. Yani bunu... Vergi indirimleri geldi. Evet. İşte ne bileyim tüketici kredilerinin vadeleri uzatıldı. Buna benzer yani vatandaşın biraz tüketimini artırmak adına şimdi ikisi birbiriyle taban tabana zıt, taban tabana çelişiyor. Yani bir taraftan para politikasını sıkıyorsunuz. Tabi bunun sebebi enflasyon. Diğer taraftan büyümeden vazgeçmek istemiyorsunuz. Maliye politikasını genişletiyorsunuz. Evet. Bir taraftan tutup bir tarafını sıkıp bir tarafını gevşetince hani İki baştan, iki farklı taraftan çekmeye benziyor bu. Bu da ister istemez bir şeylere feda etmenize neden oluyor. Şimdi sonucu itibariyle baktığımızda Türkiye'de evet, belki sıkı para politikasının etkisidir. Belki bilmiyorum maliye politikasının para politikasının etkisidir. Enflasyon konusunda kağıt üstünde baktığımızda bir başarı elde edilmiş. Neyden vazgeçmişiz? Sanki büyüme oranından biraz feragat edecek. Ki şansımız yaver gidiyor. 2019'da da işte diğer tüm dünya ülkelerinde de buna benzer bir trend olunca ayrışmıyoruz. Var. Yani görece ve nispi kelimeleri ekonomide o kadar önemli ki. Evet, evet. Dünyanın geri kalanıyla olan pozisyonunuz müthiş şekilde etkiliyor ekonomik seyrinizi.
Yani biz nispi olarak 2018'de dünyanın geri kalanından negatif olarak inanılmaz ayrışmıştık. Evet. Ama 2019'da dünyanın geri kalanı bize yaklaştı. Böylece o nispi ve göreceli ayrışmışlık, tabii, negatif yani ayrışmışlık sonlandı. Bu da çok iyimser bir tablo çizdi bize. Ama işte hocam bir taraftan da bu özellikle son 2-3 ay işte az önce bahsettiğiniz bu baz etkisiyle enflasyonun hani biraz daha düşürülmesinden dolayı biraz Merkez Bankası o sıkı para politikasını da gevşetmeye başladı. Ama çünkü ödediğimiz reel faize bakalım. İşte siz ülkede enflasyon %22 iken 24 faiz veriyorsunuz. Evet, evet. Yani 2 puanlık bir avantaj sağlıyorsunuz yatırımcıya. Şu an gitgide tek haneli rakamlara düşen bir hala makas açık. Tabii yani %8'e düştüğünü iddia ettiğimiz bir enflasyon var TÜFE. %14'lerde biz faiz hala veriyoruz. Evet, yani aslında diğer her şey yolunda giderse Merkez Bankası şu ana kadarki gibi keskin değil ama faiz indirimini de devam ettirecek diye öngörüyorum. Yani şu an 6 puan ve 4 puanlık iki tane çok keskin. Çok indirimden keskin sonra inişler. Belki yarım puan, belki 500 yani bas puan, belki yani ama işte hocam halen daha çok riskli. Hocam 50 bas puan veya 100 bas puan ama bir şekilde her para kurulu toplan kararında bir enflasyon indirimi özür dilerim faiz indirimi bekliyorum. Ya tabii hocam şimdi burada şunun da etkisi var. Yani az önce bahsettiğimiz o 29 ile 2008 arasında hani niye 2008 krizinden işte mesela dünya maliye politikasından kaçmış, uzak durmuş ki son yıllarda bunun gündemini alıyorlar. İşte maliye politikasının faturaları biraz daha hükümetlere kesildiği için hükümetler o riski almak istemiyorlar. İşte para biz bu seçimsizliği konuştuk ya. Tabii. Hani 5 yıl seçimsizlik bizim hükümetin elini çok rahatlatıyor. Tabii yani ister istemez hükümetler de seçim olmadığı durumlarda daha rahat hareket edebiliyorlar. Yani fatura kendilerine kesilse dahi kurtarma için bunu sübvanse etmek için zamanları oluyor. Ama diğer taraftan da şimdi özellikle para politikası konusunda hani Türkiye'de şu da net değil. Mesela geçen gün Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. İşte bir önceki Merkez Bankası Başkanı'yla alakalı. İşte hani hükümetin talebini yerine getirmediği için aldığı yönünde. Şimdi mesela bu da bir taraftan tehlikeli bir durum. Hani para politikasıyla maliye politikasının bir başka aslında ayrıştırıcısı da para politikasının bağımsız Merkez Bankası tarafından yapılıp. Ama bu artık geçti herhalde. Yani şu an Amerika dahil tüm hükümetler gerçekten para politikasının kendilerine uymasını bekliyorlar. Yani maliye politikasına ya da hükümetin ekonomik kararlarına uyan bir para politikası beklentisi var. Bunun olmaması halinde de değişiklik normal. Ama ben değişikliği şöyle yorumlamıştım. Hani biz hep deriz ya çok keskin ve net kararlar diye. Faiz indiriminin geleceği beklentisi altında. Zaten bir önceki başkan da kalsa faiz indirimi gelecekti. Ya mutlaka çünkü. Fakat faiz indiriminin gelmesi ve başkanın değişmesi hükümetin ya, kararının çok net. Üstte de olunca hani insanlarda şimdi hocam şöyle bir hani şey net var. Net bir politika. Yani diyor ki ya, tamam bundan sonra düşüş trendine geçti. Ama yani bu mesela bir Avrupa ülkesinde Amerika'da olduğunda Türkiye'deki kadar belki hani doğru ya da yanlış, haklı ya da haksız olarak o dünya kamuoyunda Amerika yaptığında bu kadar göz önüne insanların gözüne batmaz evet, yabancı evet. yatırımcının. Türkiye'de olunca ama hani bu sadece Türkiye için de değildir belki. Yani biraz daha gelişmekte olan ülkelerde olunca ama her ne hikmetse biraz daha o Avrupalı yatırımcının gözüne geliyor. Evet, i̇şte her konuda öyle değil mi ama? Birçok işte konuda. Tabii, tabii. Soykırım derler mesela tabii, tabii, tabii. İşte Türkiye'ye konularda yüklenir. İşte mesela yakın zamanda evet askeri konularda. Kesinlikle yok bu var yani. Mesela Avrupa Birliği ilerleme raporlarında da var. Hani bakıyorsunuz çok ciddi bir kısmı çok yersiz. Ya da belki kendi üyesi ülkelerin de yaşadığı, yaşayabileceği olaylar. Ama Türkiye'de olunca biraz daha işte hukuka aykırı, işte bu insan haklarına aykırı gibisinden eleştiriliyor. Yani böyle bir durumumuz da var. Yani bizim biraz da koz vermememiz lazım sanki dünyaya. Evet. Şimdi bu dünya borçluluğu ile ilgili yine Cumhurbaşkanlığı'nın raporundaki takip ettiğimiz tabloda Amerika Birleşik Devletleri gayri safi yurt içi hasılasının gayri safi yurt içi hasılasından daha yüksek bir seviyede borçlu. Yani dünyanın en borçlu ülkelerinden bir tanesi, belki de en borçlusu Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'de bu oranlar işte %30-%35'ler civarında seyretmişti kamu borçluluğu anlamında. Yani aslında şunu da konuşmak lazım. Biz bazı rakamları konuşurken işte Merkez Bankası'nın bize bütçeye aktardığı fonlarla yılı kapatıyoruz. Ama buna rağmen hala bizim borç dengemiz birçok ülkeden daha iyi. Tek sıkıntımız şu,
bizim borcumuzun döviz cinsinden olması. Evet. Yani bizim iç borç dengemizi biraz daha sağlayabilsek. Hani bu hep tasarruflar diyoruz ya. Tasarrufları bir tık daha bilinçli hale getirip bankaya mevduat tasarruflarını artırabilsek sanki bu borç yapısıyla biz rahatlıkla başa çıkabiliriz gibi duruyor. Mesela Amerika'nın lüksü nerede? Amerika evet borçlu. Amerika'nın hükümeti kendi gayri safi yurt hasılası kadar borçlu. Ama güvendiği şey ne? Borcu kendi para birimi cinsinden. Dolar evet. cinsinden. Yani risk yaşama ihtimali çok düşük. En kötü tabloda işte 1 dolar bile olmayan işte 90 sent maliyetle 100 dolarları basıp evet. Dünyanın geri kalanında borcunu ödeyebilecek bir lüksü var. İşte kıymetli para bu noktada önemli yani. Yani dolar dünyada anahtar rolü gören çok da değerli bir para. İşte dediğiniz gibi o ülke yani Amerika'nın para birimi de olduğu için bir yerden sonra hani belki o açığını para basarak kapatma şansı doğurabiliyor. Ama işte farklı para biriminden borçlandığınızda risk altında kalıyorsunuz. Ve o Amerika'nın para basmasının maliyetini de belki bizim gibi gelişmekte olan ülkeler Amerika'dan daha fazla öderler. Mutlaka yani, tabii. Çünkü genele bakıldığında gelişmekte olan ülkelerin dolar ihtiyacı veya işte mesela Çin'in dolar rezervleri gibi. Yani Amerika'nın dolar basması hani iyi mi kötü mü diye ikinci basamağa geçtiğimizde kendisine evet negatif etkiler ama dünyanın geri kalanını da en az kendisi kadar kötü etkiler diyebiliriz. Bir de hocam mesela bu dünyadaki büyüme oranlarının duruşuyla alakalı hani şunun da etkisi olduğu söyleniyor ki doğrudur da. Dünyada 2018 yılında ticaret hacminin de daraldığı söyleniyor. Tabii tabii yani ciddi şekilde. Yani bütün, hani o ilk başladığı nokta o olarak konuşuldu ya zaten. Tabii o ticaret savaşlarıyla başlıyor. Çünkü ama Amerika da burada başarılı oldu. Onu da Trump'ın bu yönü de takdir etmek gerekiyor. Çünkü Amerika'nın kendi ülkesinde yarattığı markaların üretim yeri Çin. Yani evet. Amerika kendi ülkesinde yarattığı o markaları Çin'den ithal etmek durumunda kalıyor. Evet. Trump hükümete geri gelmez onu söylemişti zaten. Benim Amerikan vatandaşı olan veya Amerikan markalarının tümünü Çin'e geri çekeceğim. Niye? İşsizlik var. Evet. Amerikan vatandaşlarının çalışacakları yerler yavaş 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 hepsi tek tek fabrikaları söküp evet. işte Asya'ya taşımışlardı. Aynen, o tarafa doğru gidince. Yine tabloya bakalım. Amerika tarihinin en düşük işsizlik oranlarına erişti Trump sayesinde. %3,5 gibi rakamlar konuşuluyor. Evet. %3,5. 3.7, 3,5. Evet yani aslında bu da bir başarı. Kendi izlediği politikanın başarılı sonuçlarını almış diyebiliriz aslında Trump. İşte hocam mesela yine Türk ekonomisi için yumuşak karınlardan biri de bu. Yani, mesela Türkiye'de 13'lerden bahsediyoruz. Aynen ki bu da yani ne kadar gerçekçi rakamdır. Hani şundan dolayı ne kadar gerçekçi rakamdır diyorum. Türkiye'de hesaplanan işsizlik oranı bu yeni bir şey değil. Hep böyleydi yani. Kayıt altında olan işsizlik rakamı bunlar. Yani bunun özellikle son yıllarda hızla artan üniversite mezunlarının ciddi bir kısmı bunun içerisinde gözükmüyor. İşte zaten işsizliğin tanımını yaptığımızda da yani çalışmak isteyen insan işsizdir. Yani belli yaş aralığında olup çalışmak isteyip de iş bulamayanlar işsizdir. Yani bu %13 aslında hesaplanabilmiş ama reel işsizliğimiz evet. değil yani belki %20-25. Diğer yerden... tarafta Türkiye'de kayıt dışı ekonomide de işi olduğu halde çalışıyor da, görünmeyenler tabii, de var. Hani sigortasız çalışanlar özellikle bu grubu oluşturuyorlar. Yani düzeltemediğimiz konulardan biri hocam. Yani enflasyonu bir şekilde evet hızını kestik diye diyoruz. İşte büyümeyi belli yıllarda ciddi şekilde sağlayabildik, başardık diyebiliyoruz. İşte cari açık düştü diyebiliyoruz ama maalesef bu işsizlikle alakalı yani uzun yıllardır bir şekilde yani ne yapsak da olmadı. Yani çok şey denendi aslında, denenmedi de değil. Özellikle bunun içerisinde de o genç işsiz sınıf. Hani çok ciddi bir yumuşak karın oluşturuyor. Evet, evet. Hani insanların... Hocam 4 milyon 300 bin işsiz var Türkiye'de. 4 milyon 300 bin. İşte ciddi rakam. Bunun derslerde bazen söylüyorum, moraliniz bozulsun diye söylemiyorum diyorum ama 1 milyonu da üniversite mezunu. Maalesef işte. 1 milyon düşünsenize 3 tane Elazığ kadar. Üniversite mezunu işsiz. İşsiz var. Yani çok korkutucu rakam. Bu arada Türkiye ekonomisi her sene büyüyor ve her sene bir önceki yıla göre daha fazla kişi istihdam ediliyor. Evet. Yani ama aşağıdan gelenlerin gereği, sayısı daha fazla olduğu için evet işte. Yetmiyor. Yani, yani genç nüfusun avantaja çevrilememesi bu tam olarak. Hani aslında dışarıdan ilk belki kağıt üstüne baktığımızda bir ekonomi için potansiyel bir avantaj sağlaması gereken konu genç nüfus. Ama maalesef biz bunu avantaja çeviremiyoruz.
tam tersine dezavantajını yaşıyor. Yani evet, öngörüler gösteriyor ki işte 2025-2030 gibi Türkiye nüfusu azalmaya başladıkça istihdamla ilgili göstergeler pozitif olacak. Çünkü Avrupa ve Amerika'daki bu kadar iyi olmasının bir sebebi de genç nüfusun az olması. Tabii. Yani bizim genç nüfus... Avrupa'da genç nüfus çok az olduğu için, işte az önce de bahsettik ya, zaten nüfusu az ülke, az olan ülkeler. O nüfusun içerisinde bir de genç nüfusları az. Böyle olunca da işte zaten %2, %3 büyüme sağladıklarında bile o aşağıdan gelen evet. genç nüfusu istihdam edebiliyorlar. Ve yurt dışından da birçok iş gücünü kendi ülkelerine çalışmak için davet ediyorlar. Tabii. Mesela Almanya, Avrupa Birliği'nin lokomotifi, üretim gücü. Yıllardır Türkiye'den ciddi bir emek, iş gücü talebi var. İthalatı yapıyor aslında. Ama dediğim gibi yani belki evet, yani o öngörülen perspektifte nüfusun azalmaya başlamasıyla beraber bu tablo olumluya dönebilir. Ama mevcut durumda da bunu artırmanın yolu aslında üretimi artırmak. İşte hep söylediğimiz, yani aslında dönüp dolaşıp geldiğimiz yer, bir şekilde yani bizim Türkiye ekonomisini düzlüğe çıkartabilmemiz için üretimimizi artırmamız lazım. İşte verimliliğimizi artırmamız lazım. Evet. Daha çok çalışmamız lazım. Ve tasarrufumuzu artırmamız lazım. Bir tarafta o da önemli. Bilinçli tasarruf tüketim. Lazım. Evet. Aynen. Hocam, genel bir görünüm yaptık bu programda. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Ümit ediyoruz ki seyirciler de istifade etmiştir. Yunus Hoca iyi bir Fenerbahçelidir. Belki arkadaşları tanır. Bugün de tam Fenerbahçe'nin maçı vardı. Ona rağmen sağ olsun geldi, canlı yayında bizleri yalnız bırakmadı. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. İnşallah zaman zaman buluşmak dileğiyle. Evet, çok keyif alıyoruz. İnşallah tekrardan biz de sizi misafir etmek istiyoruz kanalımızda. Teşekkür ederiz her zaman. Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.